Cem Küçük'e bir dönelim. Cem Küçük, ben istihbarat diplomasisi olarak ifade ettim ama yani biz tabii diplomasiyi yürüten kurumlar var. Bununla birlikte son dönemde biz istihbarat teşkilatlarının çok aktif bir şekilde dünya siyasetine damga vuran işlere imza attığını görüyoruz. MİT de yoğun bir müzakere sürecinin ardından, hazırlık sürecinin ardından böylesi bir operasyona imza atmış gibi görünüyor. Bu istihbarat gücü bağlamında bize ne söylüyor Türkiye'nin ulaştığı düzey bağlamında? Şimdi biliyorsun MİT başkanlığı artık Milli İstihbarat Teşkilatı idi ama artık başkanlık oldu. Hı-hı. Yeni anlaşma gereği bir başkanlık. Ve Milli İstihbarat Teşkilatı son yıllarda da çok ciddi bir değişimden geçti. Hakan Bey'in 2010'da göreve gelmesinden sonra ve İbrahim Kalın Bey'in döneminde de bu devam ediyor. Yani istihbaratçılar artık ikili ilişkilerde diplomatlar yeterli, bazen yeterli oluyor olmuyor ama sahayı bildikleri için, gizli dönen işleri herkesten daha iyi bildikleri için, arada her ülkenin kendi ülkelerinde, kendi bölgelerinde yaptıklarını bildikleri için aşağı yukarı son 10-15 yıldır istihbaratçılar bu tür konularda direkt olarak dahil oluyorlar. Türkiye'yi bir kere şöyle görmek lazım. Geçen gün bir Piers Morgan'ın programında Batılı uzmanın dediği gibi yani Türkiye ne askeri anlamda ne diğer anlamda Körfez'deki Orta Doğu'daki hiçbir ülkeye benzemez. En güçlü ülke. Yani birazdan konuşacağız. İşte İran'ın ne kadar kağıttan kaplan ve kolpa çıktığını da gördük. Bir kez daha zaten biliyorduk öyle olduğunu da bir kez daha askeri anlamda ne kadar istihbarat anlamında zayıf olduklarını gördük. Şimdi Türkiye dünyanın jeostratejik merkezi. Yani her şey buradan yapılıyor. Aktarmalar buradan yapılıyor. Dünyanın lojistik üssü oldu. Hatırlarsan iki hafta önce Hakan Bey, MİT Başkanı İbrahim Bey ve birkaç yetkili daha hep beraber Yaşar Güler de galiba Mali'ye gittiler. Evet. Afrika ile de ilişkiler had safhaya geldi. Türkiye şimdi yukarıda Rusya ile, aşağıda Afrika ve Orta Doğu ile, kendi batısında Avrupa ve Amerika ile herkese konuşabiliyor. Rusya ile de Ukrayna işgal girişiminden bu yana her ne kadar Batı ile beraber bazı itirazlarımız olsa bile ilişkilerimizi devam ediyor. İşte tahıl koridorunda bunu gördük. Yine Putin Türkiye dünyanın doğalgaz merkezi olabilir bölgenin dedi. Hatta bunun için de çalışmalar var. Dolayısıyla da hem batıyla hem de doğuyla hem de aşağıdaki Orta Doğu ve Afrika ile konuşabilecek tek ülke Türkiye. Bakın geçenlerde vardı Afrika ile bile artık neredeyse Avrupalı ülkelerin önemli bir kısmı ilişkisi bitmedi ama azalıyor. Yani eski ağırlıkları kalmıyor. Mali, Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi bir sürü ülkede bu görülüyor. O yüzden de bu 7 ülkedeki rehinelerin karşılıklı takası ve üstelik orada bir isim çok önemli. Wall Street Journal muhabiri Gerkoviç'nin ne kadar önemli olduğunu söylemek lazım. Bugün az önce New York Post gazetesinde Cumhuriyetçilerin programa gelmeden önce baktım. Bunu manşet olarak duyurdular ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na teşekkür ettiler Türk Devleti'ne. Ve yine aynı şekilde Joe Biden da biraz önce özellikle bu rehine takaslarından ve Wall Street Journal muhabirinin alınıp Türkiye'ye verilmesinin, Türkiye üzerinden Amerika'ya teslim edilmesinin çok önemli olduğunu söylediler. Yani Avrupalılar da, Amerikalılar da, Doğulu, Batılılar da Türkiye'nin jeostratejik önemini, askeri gücünü ve bölgedeki kapasitesini biliyorlar. Ve bu o yüzden de burada her şey şu an Türkiye üzerinden gidiyor. Yani Avrupalılar, Amerikalılar istemese bile Türkiye'ye belli açılardan mecbur kaldıklarını biliyorlar. Yani Türkiye'nin öyle bir coğrafi durumu var ki ne yaparsanız yapın es geçecek bir durumu olmuyor. Ama Türkiye öte yandan tabii çok daha modern, ordusu güçlü, istihbaratının güçlü olduğu görülüyor. Gene birazdan değineceğiz. Yani İran'dan benzer girişimleri Türkiye'de yapmak isteyen Mossad ajanlarının nasıl paketlendiğini de yakalandıklarını da tek tek biliyoruz. O açıdan ben Türkiye bu anlamda önemli bir işlev gördü. Hatırlarsan son olarak da onu söyleyeyim. Buyurun. Ürdün'de bir eskiden bu tür takaslar Ürdün'de yapılırdı. Mesela CIA birini vereceği zaman bunu Ürdün'den yapardı veya biz bir tane El-Kaide mensubunu 2007 veya 8 yani Obama gelmemişti. Bush'un son dönemiydi galiba. Ürdün'de teslim ettik o zaman da. Şimdi onlar artık buradan oluyor. Çünkü Rusya'yla veya Batı'yla böyle konuşacak ülke anlamında Türkiye'nin buradaki önemi görülüyor. Bir de burada biliyorsun 26 kişiden ikisi çocuk.
Evet. Yani çocuklar da var burada iki takastan. İki tane de çocuğun takası var. Dolayısıyla Türkiye'nin buradaki jeostratejik ve coğrafi öneminin, askeri öneminin ne kadar hayati olduğu bir kez daha görülüyor. Tabii şu an bence Henry Kissinger'ın ölmeden önce söylediği yeni bir soğuk savaş dönemi devam ediyor. Ama eski yani 70'lerde veya 80'lerde gibi sert gitmiyor bu soğuk savaş dönemi ama Avrupa ile Amerika Batı ile Rusya arasında tamamen köprüler atılmış durumda. Oradaki tek köprü şu an sizin haritanızda da görüldüğü üzere kırmızı olan Türkiye. Dolayısıyla da o soğuk savaşı şu an ikinci soğuk savaş dönemini Türkiye ile beraber Batı aşıyor. Ve şunu da tekrar etmek lazım. Bugün Orta Doğu'da bazı Latin Amerika ülkelerinde ve hatta Avrupa'nın bazı yerlerinde bugün tahıl problemi yoksa bunu Türkiye'ye bağlı. Yani Türkiye'nin rotasına bağlılar. O açıdan da bu son derece önemli. Umarım Amerika'da yeni dönemde başkan değişecek, Trump veya Kamala Harris. Bu da yeni bir başlangıç anlamında olur. Çünkü Biden zamanında ilişkiler çok iyi gitmedi. Yani Biden da Türkiye'ye çok önemini bilse bile çok fazla ilişki kurmadı. Ama bu yeni dönem inşallah Avrupa ile, Batı ile, Amerika ile onlar da Türkiye'nin önemini görürler ve buna göre politikalarını biraz daha en azından Türkiye açısından normalleştirirler. Peki, çok teşekkürler.